lastik tamiri deyince, lastik tamiri yapılırken lastiğe zarar verilmemesi gerekiyor. Ve lastik tamiri yapıldıktan sonra hiçbir şekilde lastiğin hava basıncı kaybetmemesi gerekiyor. Doğru lastik tamiri üreticilerin önerdiği şekilde yapılmalı. Üreticilerin önerdiği lastik tamiri binek ve hafif ticari araçlar için mantar tamir tabir edilen, mantar ya da şemsiye tamiri olarak tabir edilen bir lastik tamir yöntemidir. Genellikle lastiğin sırt bölgesinden giren cisimlerin tamirinde kullanılan bir tamir yöntemidir. Zaten yanak bölgesiyle ilgili herhangi bir tamir önermiyoruz kesinlikle. Lastiğin yanak bölgesinden hasar alması sonucunda kesinlikle değişmesi gerekiyor. Lastiğin sırt bölgesinden aldığı çivi vesaire cisimlerle hasarlar şemsiye ya da mantar tamiri denilen yöntemle tamir edilmeli. Lastik önce janttan ayrılır. Janttan tabii ki önce çivi bulunur. Çivi bulunduktan sonra lastik janttan ayrılır. Önce o cisim ya da çivi çıkarılır. Çıkarıldıktan sonra bizim matkap şeklinde bir raspamız vardır. O raspayla o cismin oluşturduğu korozyon temizlenir. Temizlendikten sonra arka tarafta şemsiyenin geleceği bölge motorlu taş ile temizlenir. Ve içeriden dışarıya doğru şemsiye çivinin deliğini kapatacak şekilde içeriden dışarıya doğru çekilir. Aynı zamanda o şemsiyenin uç kısmı çivinin girdiği deliği de kapatır. Bunun sebebi içeriden dışarıya hiçbir şekilde tekrardan hava sızmayacağı gibi dışarıdan da su ve diğer dış etkenlerin girmesiyle lastiğin çelik kuşaklarında oluşacak korozyon engellenmiş olur. En son lastiğin hava basıncı tekrardan sağlandıktan sonra uçtan çıkacak olan şemsiyenin uç tarafı uygun bir şekilde kesilir ve lastik tekrardan balanslanaraktan doğru lastik tamir yöntemi bitirmiş olur.